Tonguç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Birinci dönemin birinci yazıları başladı. Her zaman olduğu gibi bu sene de sizlerle birlikteyiz. Ne yapacağız? Öğretmenlerimizden aldığımız notlarla birlikte yazıda nasıl sorular gelebilir? Hangi konulardan çıkabilir? Nelere çalışalım gibi tüyolar aldık ve bunlardan bir yazılı hazırladık sizler için. Prova hazırladık. Bugün onun provasını yapacağız birlikte. Öncesinde ben size takvimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bugün 30 Ekim ve bugün sizlerle birlikte birinci yazılı provamızı yapıyoruz. Zaten bugüne kadar bütün yazıları eminim ki izlemişsinizdir, takip etmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar, bugün sizlerle yazılı notlarından da bahsetmek istiyorum. Diğer derslerimiz için mutlaka bakmanız gerekiyor. Çünkü içerisinde diğer derslerle ilgili mükemmel notlar var. Şöyle yazılıya girmeden önce hemen bir açtım ve tekrar ettim. Zaten boyut olarak da çok tatlı bir kitap. Burada hemen notlara bakıyorum, formüllere bakıyorum, ezberliyorum. Geçiyorum. İkinci yazılılar için de aynı şekilde burada bütün notlarımız mevcut. Evet, ne yapalım? Bismillah deyip başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar, bugün konuşacağımız konu Allah inancı, Allah insan ilişkisi. Din kültürü ahlak bilgisi dersimizde birinci ünitemizde bilmemiz gerekenler Allah inancı ve insan, Allah'ın varlığı birliği, Allah'ın isim ve sıfatları çok önemli bir konu. Kur'an-ı Kerim'de insan özellikleri ve insanın Allah ile irtibatı, Kur'an'dan mesajlar konusunu işleyeceğiz bugün sizlerle. Şimdi öncelikle Allah inancı ve insan konusunda nelerden bahsetmiştik? İslam'ın temel inanç esaslarını ne oluşturuyordu temelini? İnanç esasları oluşuyordu. İnanç esasları içerisinde de en başta ne geliyordu? Allah'a iman geliyordu. Amentü'yü bilirsiniz. Amentü billahi ve melaiketihi diye gider. İslam'ın imanın şartları, yani İslam inanç esaslarının birincisi Allah'ın var olduğunu ve onun bir olduğunu kabul etmek. Yani buna inanan kişiye mümin deniliyor, değil mi? Öncelikle Allah'a iman etmesi gerekiyor. Allah inancı insanların kalplerine yerleşince, kuvvetlenince tabii ki insanların davranışları da değişmeye başlıyor. Şimdi İslam dininin temel hükümlerine inanılmasını, hükümlerin uygulamaya korunmasını, hayata yansımasını istiyor. Allah'a inanmak insanın hayatında olumlu değişiklikler yapıyor tabii ki. Mesela iman eden bir insanın duygusu, düşüncesi, davranışları da değişiyor haliyle. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, Peygamber Efendimiz'in uygulamaları, sünnetleri bu noktada insanı hareketlerine yön veriyor, değil mi? Mesela Allah'a inanan bir insan onun emirlerini yerine getirmeye çalışır, haksızlık yapmaz, insanlara karşı adaletli olması gerekir, muhtaçlara yardım eder, verdiği sözlerde durur, insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışır, ibadetlerini, kulluk görevini yerine getirmeye çalışır. Allah'ın razı olduğu bir kimse olmaya gayret eder. Şimdi Allah'a inanan bir insanın davranışlarının bu şekilde olması beklenir. Ardından Allah'ın varlığı ve birliği konusuna geldik. Allah'a inanmak onun var olduğunu kabul etmek gibi onun bir olduğunu da kabul etmekle başlıyordu. Yine Kur'an-ı Kerim'de akıl ve gözlemle Allah'ın varlığını ve birliğini bulmak konusunda bize yol gösteriyor arkadaşlar. Pek çok ayetler var. Bunlara derslerinizde değinmişsinizdir. Allah'ın varlığını gösteren, onun mükemmel olduğunu gösteren, daha doğrusu var olduğunu ve bir olduğunu gösteren pek çok deliller vardır. İslam alimleri insanların kendi başına Allah'ın varlığını ve birliğini idrak edemeyeceklerini de öne sürerek çeşitli deliller ortaya koymuşlardır. Gaye nizam delili, ekmel mükemmel varlık delili diye iki tane delil tanıdık. Gaye ve nizam delili adı üstünden anlaşılacağı üzere gaye ne demek? Amaç demek arkadaşlar. Nizam ne demek? Düzen demek. Yani dış dünyada gördüğümüz varlıklara sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışan delil gaye ve nizam delilidir. Yani kainatta olan her şey bir ölçü ve ahenk içindedir der. Hücreden insana, atomdan galaksiye kadar her şey mükemmel bir düzen içerisinde işler. İşte buna bakarak ne yaparız? Allah'ın varlığını ve birliğini bulabiliriz der. Yani dünyada yaratılan her varlığın bir amacı olması, hiçbir şeyin boş yere yaratılmaması bizlere Allah'ın varlığını ve birliğini gösterir. Bir diğer delil de arkadaşlar ekmel mükemmel varlık delilidir. Bu delilde Allah'ın varlığını insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesinden hareketle ortaya atar.
Neden? Çünkü insanın zihninde, yani sizlerin aklınızda mükemmel bir varlığın olması gerekiyor. Böyle bir düşünce mevcut. Bu düşünce bizim kendi ürettiğimiz bir şey değil. Yani yaratılışımızdan, fıtratımızdan var olan bir şey. Bu düşünce mükemmel olan varlıktan, yani Allah'tan gelmiştir. İslam inancında Allah'ın varlığı yanında onun birliğine de inanmak gerekiyor diyoruz. Allah'ın birliğini ve onun tekliğini ifade eden bazı sıfatları, isimleri öğreneceğiz birazdan. Gelelim şimdi isim ve sıfatları arkadaşlar. Allah'ın güzel isimlerine ne deniyor? Esma-i Hüsna deniliyor. Esma-i Hüsna Allah'ın en güzel isimleri demek. Birilerine 99 tanedir. Bazı alimler bundan daha fazla olduğunu da söyler. O isimlerden bazılarını işlemiştik derslerimizde. Onlardan bahsedeceğiz. Mesela Allah'ı tanırken onu hiçbir varlığa benzetmemeliyiz. Allah zaman ve mekan boyutlarının ötesindedir. Duyu organlarıyla kavranamaz. Bu yüzden onu ancak isim ve sıfatlarıyla tanıyabileceksek o isimlerin ve sıfatların neler olduğuna bakmamız gerekir. Mesela bir bebeğin dünyaya gelişinde Allah'ın hayat veren, can veren Muhyi ismini, bir annenin şefkat ve merhametinde Rahman ismini, Allah'ın Rahman ismini görürüz. Dalından koparılan bir elmada Allah'ın sınırsız rızık veren Rezzak ismini görürüz. Ya da bir hastanın iyileşmesinde Şafi ismini görürüz. Allah'ın isimleri aynı zamanda yeryüzünde tecelli eder arkadaşlar. Çok önemli bir detaydır. Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden bir ismi vardır. Ehad ismi. İhlas suresinde geçer bu kelime arkadaşlar. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah bir tektir. Yani Allah'ın birliği ve tekliği ehad kelimesiyle ifade edilir. Ehad ismiyle. Kelime-i tevhidde de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimizde Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir kelimesini ifade etmiş oluyoruz. Yani Allah'ın birliğini ve tekliğini ifade etmiş oluyoruz. Ehad ismi tevhid inancı, yani Allah'ın birliğine ve tekliğine inanmak demek. Ardından Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını öğrendik. Allah'ın kendine has, yani zatına has sıfatları ve diğer varlıkları da sınırlı olsa da bulunan bazı sıfatları vardır. Zati sıfatlar sadece Allah'ta bulunur, diğer varlıklarda bulunmaz. Subuti sıfatlar ise diğer varlıklarda sınırlı olarak da bulunabilir arkadaşlar. Allah'ın başka isimlerini de derslerinizde elbette işlemişsinizdir. O yüzden bunlarda çok fazla oyalanmayacağım. Gelelim şimdi Kur'an-ı Kerim'de insan ve özellikleri konusuna. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de insan anlatılırken iman eden insanın olumlu özelliklerinden bahsedilir. Aynı zamanda işte onun dürüst olduğundan, adaletli olduğundan, işte kendisine birisi zarar verdiğinde onları aldırış etmeden vakarla, yani ağırbaşlılıkla yürüyüp gittiğinden bahsedilir gibi bu tarz konulara değinilmiştir arkadaşlar. Allah'ın varlığına inanan bir insanın tabii ki davranışlarının daha da güzel olduğunu ifade ediyor. Yine Allah'ın ifade ettiğine göre insanın yaratılış amacı Allah'ı tanımak, ona kulluk etmek ve iyi ameller ortaya koymasıdır. Yani burada da bunu ifade etmiş olalım. Neymiş Allah'ın Allah'ın insanı yaratmasının amacı? Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ı tanımak, ona kulluk etmek, iyi ameller ortaya koymaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'e göre İlahi irade insana son derece büyük bir rol vermiştir. Yani Allah-u Teala ve insanı yeryüzünde halife kılmıştır. İnsanın yeryüzünde sorumlu tutulması onun akıllı ve irade sahibi olmasından dolayıdır. Eğer ki insan aklını ve iradesini kullanarak Allah'a iman ederse yücelir. Eğer ki Allah'ı inkar ederse alçalır, daha da aşağıya düşer. İnsanın tercihi, tutumları bu süreci belirliyor. O yüzden ilahi buyruklara kulak vermeli insan ve kendisine verilen aklı dikkatli kullanmalıdır. Evet arkadaşlar, Allah'ı tanıdık. Öncelikle kendimizin görevini öğrendik. Yani bu dünyada varoluşumuzun sebebini öğrendik. Allah'ı tanıdık ve sonrasında neden yeryüzünün halifesiyim bunu öğrendim. Ve gelelim şimdi böyle bir yaratıcıyla nasıl irtibat kurabilirim, bundan bahsedeceğim. Dua ile irtibat kurabiliriz en başta. Dua ne demek? Fısıldamak. Samimiyetle istekleri Allah'a iletmek demek. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde duanız olmasa Rabbim size niye değer versin gibi hadislerde de ifade edilen sözlere baktığımızda arkadaşlar Allah-u Teala kendisine yalvarmamızı, ondan istememizi istiyor. Yine ibadet ederek de, namaz kılarak, oruç tutarak da ya da iyilik yaparak da arkadaşlar Allah'la irtibata geçmiş oluyoruz. Mesela namaz kılan bir insan kendi acizliğini farkında olmuş olur, günlük sorumluluklarını yerine getirir ve Rabbi ile iletişime geçmiş olur.
Tövbe ve istiğfar. Tövbe arkadaşlar günahla insanın arasına mesafe koyması, günahı terk etmesi. İstiğfar ise hatadan vazgeçtikten sonra bunu, pişmanlığını dile getirmek. Estağfurullah ifadesiyle dile getirmek. Ve Kur'an okuyarak da Allah'la irtibata geçmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz İslam dininin kutsal kitabıdır ve bütün insanlığa gönderilmiştir. Kıyamete kadar değişmeyecek tek kitaptır. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman Allah'la konuşmuş oluyoruz. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır, değil mi? İçerisinde bir insan sözü bile girmemiştir. O yüzden Kur'an okuyan kişi ben Allah'la konuştum dese yalan söylememiştir. Gelelim Kur'an'dan mesajlar Rum suresi 18 ve 27. ayetleri. Arkadaşlar Kur'an'dan mesajlar Rum suresi bu ayetlerde nelerden bahsedilir? Özellikle ahiret inancının öneminden bahsedilir. Bu ayetlerde Allah'ın yoktan var etmek ve yeniden diriltmenin de onun için çok kolay olduğundan bahsedilir. Yoktan var etmek yeniden diriltmekten daha zordur, değil mi? Yüce Allah insanı yoktan var ettiğine göre onu yeniden diriltebilir. Ayetlerde göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a ait olduğundan bahsedilir. Ve ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmasından bahsedilir. İnsanın topraktan yaratılmasından bahsedilir. Ve Allah-u Teala'nın insana çift olarak, yani kadın ve erkek olarak yaratmasının arada bir sevgiyi ve merhameti var etmesi de onun varlığının delillerinden olduğunu söyler. Yine göklerin ve yerin dillerin farklı farklı olması, renklerin farklı farklı olması insanların ancak ders alınması gerektiği içindir der. Geceyle gündüzü yaratması, gece uyumak değil mi, dinlenmek Allah'tan, Allah'ın bir lütfu olduğundan bahsedilir. Yine korku ve ümit vermek üzere şimşeği yarattığından bahsediyor, yağmuru yarattığından bahsediyor gibi bunlardan pek çok yerde bahsediyor bu ayetlerde. Evet arkadaşlar, bu üniteyle ilgili en çok bilmemiz gereken zatî ve subutî sıfatlar. Buraya ayrı değinmek istedim çünkü çok önemli demiştim. Zatî sıfatlar ne demiştik? Sadece Allah'a ait sıfatlardır. Şöyle not alalım. Sadece Allah'a ait sıfatlar. Evet. Bu sıfatlar diğer hiçbir varlıklarda yok. Bunlar ise, subuti sıfatlar ise Allah'ta mutlak, sınırsız ama diğer varlıklarda ise sınırlı bulunan sıfatlar, özelliklerde. Vücut Allah'ın varlığı demek. Onun varlığı kendindendir. Arkadaşlar varlığı bir başka varlığa muhtaç değildir. Kıdem Allah'ın varlığının başlangıcının olmaması demek. Beka Allah'ın varlığının sonsuz olması demek. Vahdaniyet Allah'ın varlığının bir ve tek olması demek. Sıfattır. Muhalefetün lil havadis ise Allah'ın yarattıklarına benzememesi, yani sonradan yaratılan hiçbir şeye benzememesi demek. Kıyam bin nefsi ise varlığının kendinden olması, varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. Subuti sıfatlar ise hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvindir. Hayat canlı olması, hayat sahibi olması. Mesela bizler de canlıyız değil mi? Ama bizim hayatımız sınırlıdır. İşte bu şekilde anlayabilirsiniz. Allah'ın hayatı sınırsızdır. Bütün hayatlar ondandır. Ama bizim hayatımız ya da canlıların hayatı sınırlıdır. İlim, Allah'ın sınırsız bilgisi demek. Bizler de ilim sahibi olabiliyoruz ama bizim bilgimiz sınırlıdır. Bizler geleceğe ait bilgilerde bulunamıyoruz ya da gayb alemine ait bilgileri edinemiyoruz. Semi, Allah'ın her şeyi işitmesi demek. Allah işitmek için hiçbir araca ihtiyaç duymaz ama biz işitiriz, ancak bizim kulağa ihtiyacımız var, sese ihtiyacımız var. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. O bizim iç sesimizden geçeni dahi biliyor, değil mi? Basar, Allah'ın her şeyi görmesi demek. Allah görmek için göze veya ışığa ihtiyaç duymaz. Ama biz görmemiz sınırlıdır. Işığa ihtiyaç duyarız ve gözlerimize ihtiyaç duyarız. İrade ise Allah'ın dilediğini dilediği şekilde var veya yok etmesidir. Yani dilemesidir. Bizler de iradeye sahibiz. Allah bizlere de tercih etme hakkı vermiştir. Buna cüzi irade deniliyor. Ama Allah'ın iradesi, külli irade ise sınırsızdır. Kudret, Allah'ın sınırsız güç sahibi olması demek. Çok güçlü insanlar da vardır değil mi? Ama onların gücü bile sınırlıdır. Ama Allah'ın gücü sınırsızdır. İşte subuti sıfatlar insanlarda veya diğer varlıklarda sınırlı bulunan, Allah'ta sınırsız bulunan sıfatlar demek. Kelam, konuşması Allah'ın. Allah konuşur, vahiy yoluyla bizlerle konuşmuştur değil mi? Ne dedim? Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır dedim. Bizler de konuşuruz. Mesela ben şu an sizinle konuşuyorum değil mi? Ama konuşmak için neye ihtiyaç duyuyorum? Sese ihtiyaç duyuyorum, ağza ihtiyaç duyuyorum değil mi? Tekvin,
Arkadaşlar Allah'ın yoktan var etmesi, yaratması demektir. Bizler de bir şeyleri ortaya koyabiliriz ama biz mevcut olan şeyleri bir araya getirerek yeni bir şey meydana getiririz. Allah ise hiçbir şeye, malzemeye ihtiyaç duymadan yoktan da var edebilir. Evet, sıfatları bu şekilde ezberlemenizi ve çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü mutlaka ama mutlaka sınavda öğretmenlerimiz sıfatlardan soracaktır. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi yazılı sorumuza. Benim birkaç öğretmenden duyduğum, arkadaşlar birkaç öğretmenden duydum. Bakın bu sorulardan, yani bu isimlerinden, Allah'ın esmalarından mutlaka ama mutlaka soru gelecek. Neden? Çünkü dediğim gibi birkaç öğretmen özellikle bana bu sorulardan çıkacağını, Allah'ın isimlerine çalışılması gerektiğini söyledi. Sizin de dikkatinizi çekiyorum buraya. Evet. Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir bebeğin dünyaya gelişinde Allah'ın hangi ismi görünüyordu arkadaşlar? Muhyi. Şöyle yazarak gidelim. Bir anneye şefkat ve merhametinde Allah'ın Rahman ismini görüyorduk, değil mi? Dalından koparılan bir elmada Rezzak ismini görüyorduk. Rızkı bol bol veren. Bir hastanın iyileşmesinde Şafi, şifa veren isimlerine tecellileri görünür. Şimdi baktığımızda Rahman'ı A olması gerekiyordu. Eliyorum. Muhyi ile başlaması gerekiyor. Şafii ile başlamış. Şimdi geriye iki seçeneğimiz kaldı. Ne olması lazım? İkinci seçeneğin Rahman olması gerekiyor. D seçeneğini de görüyorum. Üçte Rezzak olması ve dördün Şafii olması gerekiyor. Cevabım D olacak. E'yi de eliyoruz. Evet, gelelim şimdi arkadaşlar. %100 buradan soru gelecek. Çünkü boşluk doldurma öğretmenlerin en çok sevdiği soru tarzları, zaten yazılılarda da olması gerekir. Boşluk doldurmayı mutlaka dinleyin şu an. Siz de benimle birlikte çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle bir kalem alayım. Aynen, bakalım yazıyor mu? Evet yazıyor. Allah'ın var olmasına ne denir arkadaşlar? Allah'ın zati sıfatlarından biriydi, değil mi? Allah'ın var olması vücut demekti. Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması kıdem demekti. Allah'ın varlığının sonu olmaması beka demekti. Beka. Allah'ın bir ve tek olmasına vahdaniyet deniliyordu arkadaşlar. Vahdaniyet diyelim, şöyle okunuyordur umarım. Allah'ın sonradan yaratılmışlara benzememesine ne deniyordu? Bu biraz uzun, o yüzden şöyle yazalım. Muhalefetün lil havadis, sonradan yaratılmışlara benzememek demek. Allah'ın varlığını kendinden olmasına ne deniyordu? Varlığı kendinden. Kıyam bi nefsihi olacak. Allah'ın canlı ve diri olmasına, hayat sahibi olmasına ne deniyordu? Adı üstünde. Hayat deniliyordu. Hayat sıfatı. Allah'ın her şeyi işitmesine semi. Allah'ın her şeyi görmesine basar deniliyor. Allah'ın her şeyi bilmesine ilim deniliyor. Allah'ın dilemesine irade deniliyor arkadaşlar. Sıfatları ezberliyoruz. Allah'ın sınırsız güç sahibi olmasına kudret. Çok kudretli deriz ya böyle. Allah'ın konuşmasına kelam denir. Evet. Allah'ın yoktan var etmesine, yaratmasına ise tekvin deniliyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde hepsini tamamlamış olduk. Evet, evrendeki her varlığın bir amacı olduğu gibi insanın da hayatta bir amacı vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Üç tane şey saymıştım hatırlarsanız. Birincisi zaten en başta Allah'ı tanıması, tabii ki amaçlardan biriydi. Dünya hayatından uzaklaşması. Hayır, Allah bizden böyle bir şey istiyor mu? Kesinlikle istemiyor. Yani bana inandın diye dünyadan vazgeçmen gerekiyor diyor mu? Hayır. Allah'a kulluk etmesi, evet. İyi ameller gerçekleştirmesi, kesinlikle çevresine faydalı olmasını bekler. Ama dünyadan uzaklaşmasını beklemez arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. İnsan aklı sayesinde olaylar arasında ilişki kurabilir. Akıl, kainatta meydana gelen olayların niçin ve nasıl olduğunu kavramaya ve bir sonuca ulaşmaya çalışır. Akıl doğru kullanıldığında görünenden görünmeyene ulaşabilir. Doğada ve insan bedeninde bulunan birçok delil bizi tek bir yaratıcının olduğu fikrine ulaştıramaz.
Ancak duygularımız ve Kur'an-ı Kerim'in sunduğu bilgiler bizi Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye sevk eder. Parçadaki hangi cümlede yanlış bilgi bulunmaktadır diye sordu. Zaten okurken sizi de rahatsız etti değil mi? Ne dedi burada? Doğada ve insan bedeninde birçok delil var ve bu delil bizi tek bir yaratıcının olduğu fikrine ulaştıramaz dedi. Yanlış arkadaşlar. İnsan en başta kendi bedenine bakarak, bu mükemmel fabrika gibi işleyen bedene bakarak, sonra daireyi daha da genişleterek evrene, doğaya baktığında bu mükemmel düzenin bir yaratıcının eliyle olduğunu, yani birden fazla olması imkansız, birden fazla olsaydı bu düzen olmazdı, karışıklık olurdu demesi zaten aklını kullanarak Allah'ın varlığını ve birliğini bulması, ulaştırması demektir. Dolayısıyla hangi cümlede yanlışlık yapılmıştır? Tabii ki 4 numaralı cümle olacak cevabımız. Nerede? Evet, D seçeneği 4 diyoruz. İnsan evren üzerinde sağlıklı gözlemde bulunduğunda bu muhteşem sistemi kavrar, onu yaratıp düzenleyen yüce kudreti fark eder, kendisini imana davet eden elçinin bu çağrısına uyarak Rabbine imanını derin bir içtenlikle ikrar edeceği, yani söyleyeceği ve nihayet bir bakıma onunla iletişim kurarak esenlik dileklerini ona arz edeceği yollara yönelir. Yani Allah'ı memnun etmeye yönelir. Ancak insanın Allah ile iletişimi sosyal çevresiyle olan iletişiminden farklıdır. Yani diğer insanlarla olan iletişimimiz Allah'la olan iletişimden farklıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Ali İmran suresi 190. ayeti okudu bize. Buyurarak insan ile Allah arasındaki iletişimin manevi boyutta olduğunu vurgulamıştır. Bu parçadan hareket aşağıdakilerden hangisi Allah ile iletişim yollarından biri değildir? Dua etmek. Burada Allah'ı anmaktan bahsetti. Tabii ki bu değil. Tövbe etmek. Evet, yaptığı hatadan dolayı pişman olmak demiştik. Allah ile iletişim yollarından biriydi. Tebliğ etmek. Değil arkadaşlar. Bu peygamberlerin Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmasıydı. Evet, namaz kılmak, ibadetler vardı. Dua, ibadet, tövbe ve Kur'an okumak, Allah kelamını okumak tabii ki Allah ile iletişim yollarındandır. Ama tebliğde bulunmak Allah ile iletişime geçmek değildir arkadaşlar. Evet, geldim arkadaşlar. Çok önemli. Hani nerede benim etiketim? Şöyle alıyorum. %100 yazılıda sorulur diyorum arkadaşlar. Bakın çok önemli. Çok dikkat ediyorsun. Kesinlikle burada soru gelecek. Neden? Çünkü sıfatlar önemli demiştik. Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah'ın zatına has olan, başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardandır diye soruyor. Semi, subuti sıfattır. İrade, subuti sıfattır. Basar, görmesi, subuti sıfattır. Kıdem, arkadaşlar, zati sıfattır bakın. Yani onun varlığının başlangıcının olmaması. Bizim varlığımızın bir başlangıcı var değil mi? Anne karnında yaratılmamız, orada bir gelişimimizi tamamlıyoruz. Sonra dünyaya geliyoruz ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden diğer varlıklar da bulunmaz. Tekvin, insanlar da bir şeyler ortaya koyabilir değil mi? Tekvin de subuti bir sıfattır. Sıfatlar önemli, sıfatları çalışıyoruz. Evet, Müslümanlar Allah'tan geldiklerine ve yine ona döneceklerine inanırlar. İnsan varlığını Allah'a borçludur. Yoktan var edilen insanın varoluşu rastlantısal bir durum değildir. Yani tesadüf sonucu değildir. Varlığın bir sahibi olan insanın yaşamının da bir anlam ve amacı vardır. Parçadaki mesajı desteklemek için aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam edilebilir? Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. Şimdi arkadaşlar burada eleyerek gideceğiz, tamam mı? Eleyerek gittiğimizde burada biz insanı en güzel biçimde yarattık. İnsanın nasıl yaratıldığından bahsediyor ama insanın yaratılışının bir anlamı ve amacı olduğuna bahsediyor mu? Hayır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet, Allah-u Teala burada bizleri ve diğer varlıkları neden yarattığını açıklıyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah burada Allah'ın bütün mülkün sahibi olduğundan bahsediyor. Burada da insanı yarattığından ve
nefsinin aynı zamanda şeytanın da ona verdiği vesveseden bahsediyor. Çünkü diyor biz ona şah damarından daha yakınız. Burada yine insan aleyhine ve lehine davranışlar sergileyebileceğinden bahsediyor. Ama B seçeneğinde özellikle Zariyat suresi 56. ayet çok önemli. İnsanın varoluş amacını en güzel açıklayan ayettir. O yüzden bu parçaya en uygun ayetimiz de Zariyat suresi 56 olacak. Evet arkadaşlar, gelelim ayetler. Hangisi diyor konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Evet, A'ya bakalım. O Allah her an yaratma halindedir. B'ye bakalım. Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden odur. C. Yaratmayı ilk başlatan da devam ettiren de odur. D. Bana dua ettiği zaman dua edene dileğine karşılık veririm. E. O yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Burada A seçeneğinde, B seçeneğinde ve C seçeneğinde, aynı zamanda E seçeneğinde Allah'ın yaratmasından ve yaratmaya devam ettiğinden, yaratmasının bir defaya mahsus olmadığından bahsediyor. Ama D seçeneğinde Allah ile iletişim yollarından, duadan bahsediliyor. Dua ettiğimiz zaman Allah-u Teala dualara karşılık verdiğini ifade ediyor. O yüzden en farklı olan, yani A, B, C, E aynı noktadan bahsederken D seçeneğinde duadan bahsedilir. Evet arkadaşlar, bu tarz bir soru kesinlikle gelecektir. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Allah'ın her şeyi bildiği. Hayır. B. Allah'ın bir ve tek olduğu. Evet. C. Allah'ın her şeyin yaratıcısının Allah olduğu. Evet. D. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı. Hayır. Şöyle olmayanları bir eleyelim. E. Ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğu. Arkadaşlar bu sorumuzda eğer yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yeryüzünün ve gökyüzünün düzeninin olmayacağından bahsediyor. Demek ki evrendeki mükemmel düzen Allah'ın bir ve tek olduğunu gösteriyor. O yüzden vurgulanan husus B seçeneği olacak. Allah'a iman edip yalnızca onun rızasını, sevgisini kazanmak için çalışması ve ibadetlerini sadece ona özgü kılması insana kulluk görevidir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz şeklinde ifade edilmiştir. Allah insanların amellerini kalplerinde taşımış oldukları niyetlere göre değerlendirir. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Yüce Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İbadet etmek insanın kulluk görevi arasındadır. Evet arkadaşlar, zaten kulluk görevidir dedik. İnsan ibadeti yalnızca Allah için yapmalıdır. Evet. İnsan yaptığı ibadetlerde niyetini karşılığını alır. Evet, Allah katında insanın kalp temizliği yeterdir. İbadetin ne sıklıkla yapılacağı ayetle bildirilmiştir. Şimdi arkadaşlar, burada Allah katında kalp temizliğinin çok önemli olduğundan bahsediyor. Yani bedenin güzel olması veya yüzlerimizin güzel olması değil, ibadeti yalnızca Allah'ı için yaptığımız, kalbimizi temiz tutmamız olduğu söyleniyor. Niyetin karşılığını alacağımız da söylüyor ama İbadeti ne sıklıkta yapmalıyız bu parçada bildirilmiş mi? Hayır. Yani şu kadar sıklıkta yapın, şu kadar çok ibadet edin, şu kadar namaz kılın ifade edilmiş mi? Hayır. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Ayşe nine hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece boyunca hiç uyuyamamıştı. Vücudunda şiddetli ağrılar hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu, ellerini semaya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah'a yalvarıp yakardı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti. Güçlükle yerinden kalkıp sabah namazını kıldı. Namazdan sonra rahmetli eşinin hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i açtı ve hava aydınlanıncaya kadar okudu. Bu parçada insanın Allah ile iletişim kurma yollarından kaç tanesine yer verilmişti? Dua, şöyle yazalım, yalvarıp yakarmak. İbadet, namaz değil mi? Kur'an okumak. Evet, zaten yazıyor Kur'an diye. Kaç tane olmuş arkadaşlar? 1, 2, 3 olacak cevabımız C. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisinin birinci dönemin birinci yazılıya hazırlığını yaptık. Dediğim gibi zati ve subuti sıfatları çok ama çok iyi çalışmalısınız. Allah'ın varlığını gösteren delillere de çalışmanızı tavsiye ediyorum. İsimler, Esma-i Hüsna çok önemli. Mutlaka bunlara da dikkat edin. Ve Allah ile iletişim kurma yollarına da dikkat edin diyorum. Ve ödüllü sorumuzu veriyorum. Allah'ın varlığının başlangıcı olmamasına ne denir? Cevapları yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sınav sonuçlarınızı da lütfen bizimle paylaşın. Güzel güzel notlar aldığınızı görmek bizleri mutlu ediyor. Bir sonraki videoda yazılıda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.